Merhaba arkadaşlar, Pocketto Gaming'de Pokemon Unite serimizin 29. bölümüyle beraberiz. Bu hem bir inceleme videosu hem de bir bilgilendirme videosu olacak. Şu son artık yılbaşına yaklaşan zamanlar için yeni bir patch geldi ve bu gelen patch numarası 1.3.1.1. Bu patchimizde pek çok gene yeni değişiklik ve yeni Pokemon var. Şöyle ki, burada... Tesserina diye yeni bir Pokemon'umuz var arkadaşlar. Tesserina şu an oyun içerisinde mevcut. Geçtiğimiz hafta içerisinde oyuna login olduğunuz zaman her gün bir kupon bir kupon şeklinde bir hafta boyunca login olmanızın karşılığında Tesserina'yı doğrudan ücretsiz hediye ettiler. Tabi bu hani birazcık da politika şeklinde izleniliyor şu an. Son dönemlerde çünkü ciddi şekilde oyun eleştirilmeye başlandı ve pek çok yayıncılar acaba Pokemon Unite kendini bitiriyor mu? Pokemon Unite öldü mü diye videolar çekmeye başlamıştı. Bunun da nedeni işte bu matchmaking'deki kötü eşleşmeler. Yani statlarınıza göre eşleşmiyorsunuz. Bildiğiniz random eşleşiyormuşsunuz gibi olan şeyler. Takım halinde oynamıyorsanız yaşadığınız problemler filan. Biraz sanki Pokemon Company işleri saldı böyle. Pokemon Unite bir an böyle bir yükseldi tekrardan gidiyormuş gibi hissettirdiler. Ve şu an hani bizim gönlümüzü almak için nasıl arada bir Grident atmışlardı. Grident de hop diye böyle bir bedava verilen Pokemon olduğu için herkes tekrardan böyle bir gönlü hoş olmuştu. Şimdi de Tesserina'yı verdiler. Tesserina zaten bu videonun ilerleyen kısmında patch kısmını inceledikten sonra Tesserina'ya bakacağız. Şimdi büyük değişikliklerimize bakalım. Greninja'da ciddi şekilde değişiklik var arkadaşlar. Boosted atağındaki bu movement speed bug'ı düzeltilmiş. Double team'in bu hasar azaltma durumu iyileştirilmiş. Water Shuriken'in cooldown'ı 5 saniyeden 6 saniye çıkartılmış. Gene Water Shuriken'le ilgili bu movement speed'i karşı tarafın düşürmesine yönelik oluşan bir bug düzeltilmiş. Water Blast Shuriken biliyorsunuz bu Unite Move. Unite Move'unda da gene benzer bir bug varmış. O da düzeltilmiş. Şimdi yani aslında Greninja'da ciddi şekilde pek çok dokunuş var ki Greninja metada bayağı yani ezici üstünlük sağlayan Pokemon'lardan biri olduğu için bu düzenlemeden sonra bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Şimdi Lucario'da Power Up Punch'ın hasarı düşürülmüş. Şöyle baktığımız zaman Power Up Punch'taki yani 1207 main hit ekstra yani 120 ekstra ile aslında gelen şeye bakıyoruz. Yani full charge şöyle en yüksek 2416 total hasar verebiliyormuş. 2054'e düşürmüşler. Yani arada 350 damajlık bir hasar farkı gibi bir şey var. Yani şurada birlikte görebiliyoruz aslında. Yani şu kısımda. Yani çok büyük bir hasar farkı gözükmüyor. Ama yani bu kadar küçük bir dokunuşla neyi etkilemeyi düşündüler. Onu birlikte göreceğiz. Steadfast'in statları düşürülmüş ayrıca. Şimdi Grident'in Covet'i vardı. Biliyorsunuz Covet'in cooldown'ı arttırılmış. 9 saniyeden 11 saniyeye çıkartılmış ki Grident de beklentilerin çok üzerinde performans veren arkadaşlarımızdan biri. Burada Zarur için ciddi değişiklikler var gene. Discharge'ın damajı düşürülmüş. 451 ile 3608 iken yani bir total damajında 600'e yakın bir hasar düşürülmüş. Ayrıca discharge shield effect weakened yani discharge yaptığınız zaman kalkan etkileri zayıflatılmış. Sparks'ta control during leap ejected yani bu Sparks'ta zıplama esnasındaki hareketlilikle ilgili zıplarken ki zıplamaya devam etme konusundaki bir şey düzeltilmiş deniliyor ama bunu deminden de baktım. Ben bunu tam olarak çözemedim. Buradaki sorunu aslında ne olduğuna bir bakmam gerekiyor. Wild Charge'ın bug'ları varmış. Wild Charge'ın bug'ları düzeltilmiş. Plasma Gale Ultim yani Unite Move'u damajı düşürülmüş. 2485'ten 1979'a düşürülmüş. Yani şimdi genel itibariyle daha önceki şeye de baktığımız zaman ciddi şekilde Pokemon'ların hasarları ile ilgili değişiklikler yapılıyordu. Bu hala devam ediyor çünkü ya hasarlar çok yüksek rakamlara çıktı. Ve
Yani mesela bazı Pokemon'ların verdiği hasarlara karşı yani sizi denk ilk o mu sizi gördü? İlk hamleyi o mu yaptı? Yok ediyordu sizi. Hani muhtemelen bununla ilgili iyileştirmeler devam edecek. Bu hasarlarla ilgili oynamalar da yavaş yavaş bence onun işareti. Talonflame'de Aerial Ace'in cooldown'ı düşürülmüş arkadaşlar. 6 saniyeden 5 saniye düşmüş. Fly'da da Effect on User Weakened. Yani kullanıcının zayıflıklarıyla ilgili burada da bir değişiklik yapılmış. Şimdi Snorlax'ta Flail vardı. Bunun efekt duruşunu yani efeğin yarattığı etkinin devamlılığının süresi arttırılmış ama ne kadar arttırıldığına dair herhangi bir belirti yok. O oyun içerisindeki açıklamalarından bakmamız gerekecek. Ayrıca 6 levelde öğrenilirken 5 levelde öğreniliyor. Flail 6 artı da yani upgrade hali de 12. levellerinde 11. levelde öğrenildi. Heave Slam 6 levellerine 5 level. Gene upgrade versiyonu 12 levellerine 11 level. Burada Block 8 levellerine 7 level. Yani aslında Snorlax'ın bütün skill'lerinin level'larını bir tane geriye çekmişler arkadaşlar. İyi olmuş mu? Olmuş. Çünkü evrim geçirmeyen bir Pokemon olduğu için statları fena değildi ama skill'lerini ilerletmek için ciddi şekilde level up beklemek gerekiyordu. Birazcık yorucu olabiliyordu bence. Gardevoir'da gene bir şey var. Ralts'ın evrimleştiği level 6'dan 5'e düşürülmüş. Bu çok iyi olmuş. Çünkü yani şu Ralts'ın Kirlia'ya dönüşme leveli var ya. 6 level olana kadar hiçbir şey yapamıyordunuz arkadaşlar. Hani 5 level hatta yani 5 biraz 4 olması lazım bence. Çünkü Ralts haliyle çok kırılgan. 10 levelde Gardevoir olurken 9 levelde oluyor. Psyshock'u evrim geçirdiği zaman zaten 6 levelde öğreniyordu. Şimdi 5'te öğrenmiş. Plus'ı da gene bir geriye çekilmiş. Şöyle baktığımız zaman diğerlerinin hepsi skill'leri birer level geriye kaymış oluyor evrimle birlikte. Şimdi burada Garchomp'la ilgili. Garchomp'un da evrim leveli değiştirmiş. 6'dan 5'e düşürülmüş. Gambit de Garchomp'a 10 levelde dönüşüyorken 9 level. Geri kalan statların hepsi gene birer level geriye gelmiş. Benim bunların arasında en çok sevindiğim Mamoswine benim main tank olarak oynadığım Pokemon Mamoswine. Ya şöyle söyleyeyim 6 levelde Swinub'dan Pilosvine'a dönüşüyordunuz. Ama gerçekten yani 3 formu olan yani 2 defa evrim geçiren Pokemon'lar da 6 levele kadar beklemek yani gerçekten yorucu oluyor. Özellikle oyunun başlarında yani oyun çok yavaş ilerlemiş oluyor. Burada gene hepsi birer tane geriye çekilmiş. Bence benim yani benim şahsen beni aralarında en çok sevindiren bu olmuştu. Eldegoss'un boostluk atakında movement speed ile ilgili yani gene bir bug varmış, düzeltilmiş. Gengar'ın sneaking efektiyle ilgili bir bug varmış, düzeltilmiş. Cramorant'ın boosted atağındaki bug düzeltilmiş. Blastoise'ın boosted atağındaki bug düzeltilmiş. Sylveon'un Pixelate'indeki bug düzeltilmiş ki Pixelate onun normal ability'si. Fairy Frolic de onda da bug varmış düzeltilmiş. Wigglytuff'un Pound'undaki bug düzeltilmiş. Stage diyor yani bu bölgelerdeki Ghost Ring'lerdeki HP Recovery'ler birazcık geriye çekilmiş. Yani daha az artık daha yavaş HP Recovering sağlanacak. Remoraid Stadyum'da Aos Enerji, Emant Drop It By, Knockout Pokemon Redeep. Yani Emant Drop It By, Knockout Pokemon Redeep. Burada bir Pokemon'u faint ettiğiniz zaman yani yendiğiniz zaman onu kendi base'ine gönderdiğiniz zaman öyle söyleyeyim. Ondan düşen Aos enerjilerin miktarını azaltmışlar. Citrus Berry disappear after 5 minutes. 5 dakikadan sonra Citrus Berry çıkmıyor arkadaşlar. Middle goal dedikleri yer recover stringent. Yani buradaki recovery yani middle goal'daki orta bölgedeki sizin ana kaleniz diyebileceğimiz yer aslında burası. Buradaki recovery yani can fullenmesi güçlendirilmiş. Kalkan güçlendirmesi gene arttırılmış. Base Goal Recovery Strength ve Shield Effect Strength yani Base Goal attığınız zaman da oluşan o cam ve kalkan yenilenmeleri efektleri iyileştirilmiş arkadaşlar.
Yani şöyle baktığım zaman zaten rumor rating kısmı da bu kadar. Yani fena değil, baya bir yenilik var. Özellikle yani bence şu level düzenlemeleri bir, ikincisi Zerora ve Greninja'daki bu skill'lerdeki düzenlemeler falan ciddi şekilde fark ettirecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü bazı Pokemon'lar şeydi yani her metada var, hiçbir şekilde değişmiyor falan. Hani birazcık bununla ilgili iyileştirmeler vesaireler, değişiklikler yapılacakmış gibi gözüküyor bundan sonrasıyla ilgili. Şimdi şöyle artık şu kısmı biz kapatabiliriz. Güzel. Şöyle biz oyunumuza giriş yapalım. Şimdi zaten güncelleme kısmını görebilirsiniz. Ana menünün ve yüklenme ekranının temaları tamamıyla değiştirildi. Yılbaşına özel artık görüntüler geçtiler. Şöyle yılbaşına bir hafta 10 gün kala ben gene tekrardan bir şey yapılmasını bekliyorum açıkçası. Ne denir onun adına? Bir haftalık böyle toplanmalı bir görev verilmesini bekliyorum. O hafta belki gene kar topu görevi, bir şeker görevi, ondan sonra çorap görevi tarzında bir görev gelebilir. Hani Noel temalı. Biliyorsunuz bal kabağı toplayıp exchange etmiştik hani öncesinde. Ona benzer bir şeyler olabilir. Şimdi yüklemelerimiz tamamlansın. Update'lerimizi falan tamamlamışız. Ben Tesserine'yi mobilden girdiğim zaman almıştım. Şu an konsoldan girdiğim için o alma kısmını size gösteremeyeceğim. Gördüğünüz gibi tema olaraktan bu hale geldi. Burada Delibird var. Arka tarafta bir Dragonite var. Yani muhtemelen beleş kostüm hediyesi gelebilir. Yine Noel temalı. Şimdi Tesserina geldi. Biz hemen yeni Pokemon arkadaşımız Tesserina'yı ben size göstereyim arkadaşlar. Ben de daha hiç oynama fırsatı bulmadım. Burada sizinle birlikte ben de oynayacağım. Şimdi baktığımız zaman bu arkadaşımız normalde All Arounder ve Melee yakın hasar üzerine. Zorluk seviyesi zor gözüküyor. Ofansif olarak 3,5 yıldız, dayanıklılık olarak 3 yıldız, mobilite olarak 3 yıldız, scoring'in 1,5 yıldız. Support olarak beni yok sayın diyor resmen. İlginç bir stat dağılımı var bu arada. Yani mobilite yüksek, ya mobilitesi iyi. Dayanıklılığı fena değil, hasar üzerine kurulu. Şu an benim üzerindeki health item seti önerilenlerden bir tanesidir. Hiç dinlemedim. Şimdi bir move setine bakalım. Basic atak. Her 3. atakta karşıdaki Pokemon daha fazla hasar veriyor ve kısa süreliğine onun defansını düşürüyor diyor. Ability'si var. Bakın, when the Pokemon evolved, ability change. Pokemon ne zaman evrim geçirirse ability'leri değişiyormuş arkadaşlar. Yani Bonsivit, Steeny ve Tesserina'nın bütün şeyleri, ability'leri farklı. Şimdi Bonsivitken siz when a hindrance is inflicted on the Pokemon duration. Yani ne zaman bu hindrance is inflicted tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama Pokemon'da hani etkilerin sürelerini düşürüyormuş. Yani burada herhalde infected yani olumsuz etkili darbeler aldığımız zaman bunların sürelerini düşürebildiğine dair herhalde bir şey söylüyor. Tam emin değilim. Burada da aynı şekilde burada ama bayağı bir şeyler değişmiş. Etkileri düşürmekten sonrasındaki kullanacağınız kombinasyon olarak üçlü basic saldırı ya da hamlede bir sonraki basic saldırının ya da hamlenin daha yüksek hasar verip Queenly Majesty Buff Effect diye bir şey varmış, onu aktif ediyormuş. Yani bakalım göreceğiz, yani ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok şu an. Bir dakika girelim tekrardan biz. Şöyle yana geçelim. Şimdi. Çok mu gittik? Yok. Doğru yerdeyiz. Tamam. İlk level'da öğrenebileceğimiz saldırılardan biri Razor Leaf. Yani bu ön tarafa gene böyle bir yaprak dalgası oluşturuyor ve critical hit rate'i bu şeyin saldırının
normal hasarlardan daha fazlaymış. Bunun yerine diğer öğrenebileceğim saldırılardan biri Rapid Spin. Rapid Spin de kendi etrafında dönüyor ve etrafındaki Pokemon'lara hasar veriyor. Hasar verdiği Pokemon'ların movement speed'ini kısa süreliğine düşürüyor. Şimdi şöyle 5 level'da Triple Excel ya da Stomp öğrenebiliyorsunuz. Triple Excel burada üçlü dönen tekme atıyormuşsunuz bulunduğunuz istikamete doğru ve rakibe hasar veriyormuşsunuz. Rakibe her vurduğunuz hasar tekmede hasarınız artıyor ve bir sonraki basic atağın speed'i kısa süreliğine artıyor bu move bittikten sonra. Bunun da yani etkisi bu triple excel'den yani bu üçlü tekmeden kaçını tutturduğuna bağlı olarak değişebileceği söylüyor yanlış anlamadıysam. Şimdi stomp user zıplayarak yüksek bir tekme atıyor, yere vuruyor ve bu anladığım kadarıyla alan etkisi yaratıyor. Pokemon'lar da kısa süreliğine hareket edememeyi sağlıyor. Yani bu birazcık stun etkisi var diyebiliriz. Bakın Queenly Majesty Effect diyor. Restore HP when this move hits. Yani Queenly Majesty efekti eğer devredeyse bu hamleyle ne zaman hasar verirseniz canınızı fulllediğini söylüyor. Şimdi peki burada aynı etki var mı? Tabii bakın burada da var. Her tekmede canınız fulleniyor. Upgrade olduğu zamansa hasarını yükseltiyor. Yani bu Queenly Majesty efekt var ya. Bu aslında ciddi şekilde sizin hasar gücünüzü arttırabilen bir yer. 6 level'e geldiğiniz zaman Dropkick ki bu benim ana oyun serisinde en sevdiğim hamlelerinden biriydi. Uçan tekme atıyoruz önümüzdeki alana doğru. Hasar verdiğimiz zaman karşı tarafın atağını kısa süreliğine düşünüyoruz. Ayrıca kontak kurduğu Pokemon'larla tekme esnasında onlara ayrıca gene hasar verip movement speed'lerini kısa süreliğine düşürüyor. Yani bu böyle birazcık yararak, dash diyor zaten, yararak giden bir saldırı. Majestic Effect olaraktan da grant the user a shield when this move used. Bu hamleyi Queenly Majesty efekte kullandığınız zaman kalkan oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Upgrade versiyonunda da hasarını artırıyor. Burada bir Grassy Slide var. Bu benim de yabancı olduğum bir hamle. Ana oyunlardan da bilmiyorum bunu. Gene bir dash hamlesi. User Slide Design Direction. Yani o önünüzdeki alana doğru kayarak gidiyor. Yolunun üzerindekilere hasar veriyor. Hasar verdiği Pokemon'lar hayattan temas kurduğu Pokemon'ların movement speed'ini yani seyahat hızını kısa süreliğini düşürüyor. Ayrıca bu asak show deal sensor yani Pokemon'ları biçiyor. Yani bu herkesi taka 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 vurarak geçiyor. Queenly Majestic Effect'te gene kalkan oluşturuyor. Upgrade'inle de damage'ı artıyor gözüküyor. Yani burada şimdi bazı şeyleri çevirirken hatam olabilir. Bugün çok fazla ekrana baktığım için biraz dikkatimi toplamakta zorlanıyorum. Oyun içerisinde bunları göreceğiz. Unite Move da Queen Accent diyor ama Sure Hit ama ne yaptığına dair hiçbir bilgi yok gördüğünüz gibi. Bunu girmemişler. Şimdi şöyle geriye döndüğümüz zaman Health Item kısmına gelelim. Yana gelelim. Nerede bizim example setlerimiz? Bakın ofansif olaraktan size önerilen Weakness, Policy, Muscle Band, Scoop Lens. Burada scoring olaraktan da Dumble'la scoring bandımız var. Ayrıca sonraki kullanıcılardan Muscle Band, Scoop Lens, Scoring Band ve burada ikisi de aynı Muscle Band yerine pardon Scoring Band yerine neydi şu arkadaş? Body Barrier var. Şimdi ben Body Barrier'li olanı seçtim. Ama yani hangisinin daha iyi olduğuna dair benim de hiçbir fikrim yok. Eğer şimdi bir birlikte maç bulabilirsek denemiş olalım istiyorum ben de. Hem Pokemon'u deneriz hem de Pokemon'u deneme esnasında da şöyle genel olaraktan oyunun gidişatıyla ilgili aslında ben bir şeyler söylemek istiyorum.
Şimdi genel itibariyle aslında oyun olumsuz eleştirildi arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani olumsuz eleştiriden de kastım şu. Battle items. Potion'umuz kalsın. Olumsuz eleştiriden de kastımı size söyleyeyim. Bu matchmakinglerde özellikle ranked maçlardaki eşleşmelerdeki adaletsizlik çok ciddi eleştiriliyor. Bunu yani ben de katılıyorum, yalan yok. Şimdi öyle bir şey oluyor ki. Ben mesela kardeşimle birlikte ranked'da birazcık yükselelim edelim falan dedik. Biz ranked'de çok fazla önem vermemiştik. Kardeşlerimle, arkadaşlarımla vakit bulduğumuz zaman biz daha çok standart battle'lara giriyorduk. Yani çünkü hepimiz şimdi evliyiz ve çocukluyuz. Ani bir şey oluyor. Oyundan düşme esnamızda kimse kimseye etkilemesin falan diyorduk. Gecenin geç saatlerde oynuyorduk ya da yolda oynuyorduk vesaire falan derken. Hani 3 kişi mesela oyuna giriyoruz. Diğer 2 kişiyi hani olumsuz etkilemesin diyorduk yani şahsen. Sonrasında yani şöyle dedik ki ya tamam böyle de hani biz yani şey elit ligi geldik, ondan sonra sezon bitti. Şey kaldık mı böyle şey yapalım dedik yani. Birkaç lig biz de yükselelim hani ranked oynayalım diye. Tamam ranked'a girdik. Ya şöyle söyleyeyim, bir maç kazanıyoruz bir maç kaybediyoruz. Bir maç kazanıyoruz bir maç kaybediyoruz gibi bir şey gidiyor. Ya çünkü şimdi o kadar şey etkileniyor ki, takımınızdaki oyuncu sayısı o kadar etkiliyor ki işi. Yani biz 3 kişi, yani şöyle söyleyeyim, arkadaşlarım da fena değiller yani. Herkesin oynayabildiği bir Pokemon var. Ondan sonra ben de şey oynuyorum. Daha çok hani defans oynamaya çalışıyorum şeyde arkadaşlarımla oynarken. Tank oynamaya çalışıyorum. Çünkü kimse tank almak istemiyor. Yani yakından işte saldırıya maruz kalmak istemiyor bizimkiler. Ya bir maç kazanıyoruz bir maç kaybediyoruz. Ya da iki maç kazanıyoruz bir maç kaybediyoruz. Böyle bir ileri iki geri, bir ileri iki geri gibi falan böyle gidiyor. Bu arada ben Triple XL ile Dropkick'i seçtim. Bunları seçmemin nedeni şu an, bunlar bildiğim hamleler sanki birlikte daha iyi combo olacaklarmış gibi hissettiğim için. Yoksa yani bir şeyi bilerek yaptığımdan dolayı değil. Şimdi ben de sizinle birlikte bakın burada deniyorum. Şunu alalım. Bakalım. Aa gel buraya. Kaçma kaçma kaçma. Yani hasar olarak değişik, ilginç bir hasar çıkarttık. Low better diyor bu arada. Şimdi bakayım ben. Yani demek istediğim şey şu. Bir ileri iki geri, bir ileri iki geri. Yani bir de bazen öyle takımlar geliyor ki karşımıza. Yani 5 kişi mi girmişler maça, kaç kişi girmişler bilmiyoruz yani. Silip süpürüyorlar bizi. Ondan dolayı böyle bir ciddi karışıklık vardı. Sonrasında biz böyle bir seri yakaladık ama nasıl şanslı bir seri biliyor musunuz? Yani karşımızda rakibimiz yok yani, rakip gelmemiş falan böyle. Yani hiç rakibimiz yok, öyle söyleyeyim. Oo, havada bayağı tekmelemeler, bir şeyler falan böyle. Bu arkadaşım bu skill'i bayağı sağlam. Unite move'u çok iyi bence. Yanlış yere girdik ama. Bu arada bu tek başına şu an farkındaysanız burayı perişan ettim ben. Neler yapıyorum aman Allah'ım. Hop bir de böyle bir tropik tekme atarım sana. Yani sonrasında bir maç kazanmaya başladık ama kazandığımız maçları görseniz yani üzülürsünüz, ağlarsınız şey şeklinde. Adamlar kesinlikle bizden daha iyiler, onu söyleyeyim. Yani iki kişiler mesela bizden çok daha iyiler ama takım şey yani AFK'ları var, bilmem neleri var. Yani o kadar çok şanslı maça denk geldik yani, ben öyle söyleyeyim size, sanki şanslı maça geldim yani. Şimdi durum öyle de olunca birden biz böyle peş peşe maç kazanmaya başladık. Yani bilerek yaptığımız, hani çok bilerek yaptığımız, özellikle bilerek yaptığımız şey değil. Böyle seri şeklinde 6-7 maç peş peşe kazandık. Tabi biliyorsunuz seri şeklinde kazandığınız durumlarda şey oluyor. Daha fazla puan geliyor. Pat 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 lig yükseldi. Ondan sonra ya böyle elit 3'e kadar falan çıktık birlikte. Ben dedim ki ya elit 3'e kadar çıktık, hani şey yapalım biz.
Birkaç şey daha, rank daha yükselelim ya hani hazır ivmemizi kazanmışken. Ondan sonra da işte sanki o hani maçları kazanan biz değilmişiz gibi, öyle söyleyeyim size. Birden peş peşe maç kaybetmeye başladık. Ama karşı tarafa o kadar iyi geliyor, o kadar iyi geliyor ki bakın AFK'mız falan yoktu, onu söyleyeyim. Yani AFK'mız olduğundan dolayı kaybettik gibi bir durum yok ortada. AFK'mız yok. Karşıya rakip çok iyi geldi. Bizim takımımız da iyi oynuyor. Gene döndük. Bir maç ileri. Ama yani şimdi şöyle. Mesela daha önceden de biz hani bu formatta MOBA oyunlar oynadık bilgisayarda. Ya oyuna çok hakim değilsen peş peşe maç kaybedip League Rank falan düşebiliyorsun. Tamam mı? Yani bunlar olan şeyler, bildiğimiz şeyler. Yeni bir şey değil. Ama yani buradaki mevzunun şeyi çok ilginç. Şimdi siz yani iyi oynasan da aynı şeyi yaşıyorum. Yani iyi oynuyorum. Şeyi engelleyemiyorum. Ne denir onun adına? Karşımdaki rakiple yani hani böyle oyunlarda kill date ratio vardır yani. Hani KDR'sine bakarsınız. Ya kill death assist ortalaması daha doğrusu yani. Bakıyorum yani adamlar açık ara bizden çok daha iyiler. Biz niye onlarla eşleştiriyoruz bilmiyorum. Bir maçta çok iyi oynuyorum mesela. Kaybediyoruz maçı. Takım arkadaşlarımdan bana frent atıyor. Adam benden hani lig sınıfı olarak 5 sınıf üstte. Yani ben elit 3'üm. Adam mesela şeyden geliyor. Elitten sonraki sınıf yanlış hatırlamıyorsam master. Master 4'ten atıyor bana. Master 3'ten atıyor şey. Yani eşleşmelerdeki bu adaletsizlik, hani bu sistem bozukluğu falan gerçekten keyifsiz bir şeydi. Pek çok kullanıcının da bundan dolayı zaten keyfi kaçmaya başladı. Şimdi böyle ben bunlardan bahsederken karakterle dümdüz oynadım, çok fazla bakamadık. Şimdi birlikte tekrardan bir eşleşme bulursak direkt bakalım istiyorum. Ve bu sefer birazcık karaktere bakalım. Eleştiriler yani bu saydığım sebeplerden dolayı arkadaşlar eleştiriler çok yüksek. Onu hani bilin. Şu an kullanıcı sayısı azalmış durumda. Belli saat aralığında eşleşme bulmanız zaten çok kolay oluyor. Belli saat aralarında eşleşme bulmanız da zor oluyor. Bunun nedenlerinden biri işte bu saydığım şeyler. Bu arada karakterin kullanımı zor denmesinin nedeni şu. Skilleri atarken birlikte bunları combo şeklinde peş peşe atmanız yukarıdaki bir barın dolması ve o barın dolmasıyla birlikte sizin işte bu Majesty Queen efektlerinizin filan aktif olmasını sağlıyor anladığım kadarıyla. Ben bayağı ilk oyun şimdi random salladım bunları. Tropic Kick şunu yapıyor. Ön tarafa doğru dash böyle bir vuruyor. Queenly Majestic efektimiz varsa sanırım aynı şekilde gittiği yolu sonra bir de tekme atarak geri geliyor ama hani dash olarak rakibin içinden geçmiyor. Dönerken vurduğu rakibe çarpıyor ve duruyor. Yani tekrardan hasarını veriyor. Bu Triple XL olayı da bayağı fırfır belirlediğiniz alanda dönüyor. Hani biraz şeye benziyor. LoL'den bilen arkadaşlarım vardı ya. Hani Garen'in dönmesi var ya. Garen'in dönmesinin birazcık da zayıf kontrollüsü diyebilirim arkadaşlar. Yani şey. Deminki seçtiğim skill'lerde hedef tutturup vurmak çok kolay değil. Yani botlar hani bütün darbeleri üzerlerine aldıkları için hani kolay bir şekilde onlara hasar verdik ama yani karşımda canlı bir rakip olsaydı muhtemelen beni perişan ederdi, onu söyleyeyim. Şimdi burada şu rapid spin bakın, bu böyle fırfır dönerek gidiyor. Hem düşmandan kaçmak için hem de düşmanı kovalamak için kullanılabilir güzel bir hamleye benziyor. Şu an 5 leveliz, bir alt olduk, bu sefer stomp'a açıyorum. Al bakalım sana tekme. Şöyle bir rapid stomp'un yani şeyini beğendim bu arada, onu söyleyeyim. Şu zıplayıp vurma olayını. Kesinlikle Triple XL'den çok daha kolay kullanması onun. Grassy Slide'ı seçiyorum bu sefer arkadaşlar. Çünkü ben şeyi anladım. Tamam yani diğer hamlenin mantığını anladım. Bakalım Grassy Slide ne yapıyor. Oo, arkasına geçiyor, bir de oradan tekme atıyor. Güzel. Gördüğünüz gibi yukarıda bakın bir barımız oluyor. Bu bar dolduğu zaman nasıl mevzu? Sen şimdi bak bizi buraya geldin ya, ben buradan döneceğim sana vuracağım, sen öyle kala kalacaksın. Stomp gördünüz mü? Çiftledi. O stomp'un orada çiftlemesinin mevzusu tamamıyla size söyleyeyim. Sonradan da bakın cam verecek şekilde yapmış olması. Yani şu tepemizdeki barın dolması. Ben şu an şu ilk yani stomp'la grassy slide'ı tamamım yani.
Oy. Az kalsın gidiyordu. Hemen şunu atalım. Ha, şimdi ultimate geldi. Bu arada ultimate'ini yani hasar olarak ne kadar etki yarattığını görmedim. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ama kesinlikle tarzını çok beğendim. Onu söyleyebilirim size. Stomp artımız geldi. Bir stomp daha yapalım. Şuna güm güm. Yani skillere hakim olunduğu zaman birebir de ormandan gelip rakibin çok canını sıkabilecek bir arkadaşımız. Onu söyleyeyim. Yani o hissiyatı verdi bana. Bakın peş peşe stompları vurduk. Bizden başkası yok değil mi şu an? Bakın çok kısa sürede şu hasarı biz verdik. Bir de can fulllemiş olalım şöyle. Ah kaçırttık aşağı. Şimdi ben buraya ulti atmasam bunlar beni burada dövecek. Stomp gördünüz mü? İki stompla mahvetti orayı, mahvetti. Yani birden hasarı çok can sıkıcı, keyif kaçıracak seviyeye çıkartabiliyorsunuz. Deminden ilk denediğim skill'ler bana çok uygun değilmiş. Gerçi hangi kullanıcının ne skill kullanacağını birkaç denemeden sonra öğrendim ama ben şu an kullandığım iki skill'den çok memnunum. Bakın şunu da şöyle vurup adamın arkasına geçiyorsunuz. Bununla zıplıyorsunuz. Can fullledi. Yukarıda şimdi bir çizgi var ya. Bu bakın iki çizgi olduğu zaman. Şimdi iki çizgi oldu ama atabilecek miyiz? Şuradan bir minyon bir şey bırakın bize ya. Bakın tepemizdeki bar gitti. Şimdi bunun bir de böyle bir mevzusu var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu bar yok oluyor. Bak şimdi iki oldu ya. Stomp yaptım. İki kere zıpladı. Gördünüz mü? Yani doğru yerde doğru sıralamayla skill'leri kullanmanız her şeyi birden değiştirebilir. Vurduğunuz hasarı iki katına çıkartıyor yani. Şimdi bakın. Üç çizgiden aşağı doğru iniyor. Bam bam bam. Şuradan. Abre'yi kaçırdık ama. Şu arkadaşı yakaladık. Tamam. Şöyle sana doğru da uçayım. Hop arkasına geçti. Yani özellikle şu Grassy Glide var ya. Çok tatlı bir skillmiş. Rakibiniz arkasına geçip yön değiştirip hani rakibinizin hamlesini boşa çıkartmak için falan muazzam kullanılabilir. Bir de şu kalkan açma olayı falan. Ben şu an yani çok beğendim. Benim çok hoşuma gitti oyun tarzı olarak. Deminki skillerde mesela gerçekten zorlanmıştım. Yani ben Triple X ile orada Trop Kick'i seçmemin tek nedeni ana seri oyunlardan biliyor olmam. Başka bir şeyden dolayı değil yani ana seri oyundan bildiğim bir şeyi kullanayım dedim ama yani şöyle söyleyeyim. Neredesin sen? Gel. Hayda açarız artık kucağını atladık. Time's up'ta öldük. Ana bir seri oyunlardan dediğim gibi bildiğim skill'ler olaraktan seçtim ama yani şu an şu iki skill yani bu arada bunları ben rastgele şu an seçtim. Yani bir şey bilerek seçmedim. Ben de ilk defa sizinle şu an iki maç tecrübesi yaşadım arkadaşlar. İlginç bir arkadaş. Ya şu ikinci oynadığım oyundan keyif aldım. Skill'leri atarken keyif aldım. İlkinden çok bir şey anlamadım ne yalan söyleyeyim. Ama Stomp ve Grassy Glide yani oldukça keyifliymiş. Şimdi main menümüze dönelim. Ultisinde rakibinizi yani biz orada ulti açıklaması görmedik. Ultisinde rakibinizi havaya alıyorsunuz takı 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 tekmeleyerek havada. Kendinize de eğer doğru yerde kullanırsanız kalkan da açtığınız için güzel koruyabiliyorsunuz. Bu arada ben şunları bir toplayayım. Çünkü birazcık bu ucu ucuna yetişecek gibi olacak. Yani 10 gün var. Kaç benim? 6-7 tane şey yapmam lazım. Buradan kademiyi açmam lazım. Görev olarak da bu haftanın görevleri aslında duruyor. Yani 2 kademe zaten kafadan çıkacak. Şu season görevini yaparsak. Bakın yani bu season daha 5 tane ranked maç atmışım yani öyle düşün. Yani önceki season'ın o sonunda yaşadığımız şeylerden dolayı hani birazcık de hevesimiz kırılmadı değil. Şurada eventlerimizden ne gelmiş birlikte hemen ona da bakalım. Burada
He, All Around'la maç kazanma olayı Tesserina'da All Around olduğu için ona denk geliyor. Gördüğünüz gibi yani ben karakteri beğendim. Zaten şöyle söyleyeyim, Güneş ve Ay serisi de benim favori bitki Pokemon'um bu. Yani Bonsweet ve özellikle bunun küçüğü Steenie'yi oldukça severim. Ondan sonra bu arkadaş da birazcık böyle fazla iddialı cool, Trop Kick'le falan mesela seride, ana seride de, anime serisinde de ortalığı dağıtıyordu. Oynaması keyifli bir karaktere benziyor. Yani şöyle birkaç gün oynadıktan sonra muhtemelen bununla ilgili artık kombolara ve hani hareket sıralamalarına alışacağımızdan eminim. Elimden geldiğince bu son güncelleme ile ilgili ulaşabildiğim bilgileri size de ekrandan göstererek paylaşmaya çalıştım. Ve bu arkadaşla ilgili birlikte deneyimimizi hani birlikte deneyimledik daha doğrusu oyun oynanışını. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Uzun zamandan beri Unite videosu atmıyordum. Benim için de güzel oldu. Ondan dolayı biraz bocalamış olabilirim. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.